Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda Sayın Cumhurbaşkanının 2023 seçimlerinde eğer İmamoğlu ile karşı karşıya kalırsa gerçekten büyük bir seçimde sıkıntıya gireceğini anlatacağım. Neden? Çünkü geçmişten bugüne Finansta yaptığı önemli bir hatası var. Finanstaki bu hata ne yazık ki dönüp topluma işsizlik olarak da yansıyor. Firmaları gerçekten çok büyük sıkıntılara sokuyor. Finansta yapılan bir hata. İkincisi de sosyal politikalarda yine ekonomide yapılan bir hata 2023 seçimlerinde kendisine çok büyük bir maliyet olarak çıkacak. Değerli arkadaşlarım şimdi Gelelim 2006 yılına. 2006 yılında o zamanlar Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan ve Bali'ye gidiyor D8 zirvesine. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı o zamanlar ne demiş? Bunu size anlatıyorum çünkü o zamanki beyanla bir de geçtiğimiz günlerde bir beyanı var. Bunu mukayese ettiğimiz zaman aslında AKP'nin nereden gelip nereye gittiğini çok rahat bir şekilde görebileceğiz. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı 2006 yılı Dış politikalarımıza esas teşkil eden parametrelerimizi düzenleyelim. Mesela artık yabancı sermaye gibi eski dönemin kavramlarını terk edelim. Küresel sermaye anlayışını benimseyelim. Ben paranın dini olduğuna inanmıyorum. Milleti vatanı olduğuna inanmıyorum. Para civa gibidir. Nerede uygun zemini bulursa oraya akar. Ve İslami bankacılıkla ilgili olarak da şunu söylüyor. Diyor ki İslami bankacılık söylemiyle mi ortaya çıkacağız yoksa faizsiz finans anlayışıyla mı? Eğer İslam bankacılığı, İslami bankacılıkla ortaya çıkarsak bu bizim için tuzak olabilir diyor. Burada baktığımız zaman daha liberal söylemler var. Yani ülke eğer iyi yönetiliyorsa tabii ki o küresel sermaye ülkeye gelir. Koşulları iyi belirlemek lazım şeklinde. Gerçekten de ekonomik rasyonaliteye uygun cümleler. Ama değerli arkadaşlarım Tabii ki ülke iyi yönetiliyorsa o ülkeye fabrika kurmak için sermaye geliyor ya da tahvil ve hisse senedi almak, portföy yatırımı yapmak için e, ülkeye sermaye geliyor ki 2002-2013 yılları arasına baktığımızda gerçekten Türkiye'de böyle bir dönem var. Neden? İşte 2002'den önce enflasyon kötüydü diyoruz ama şu an daha kötü tabii orası ayrı dava. 2002'den önce dağılım kötüydü diyoruz ama şu an daha da kötü. Ama 2002 yılındayken insanlar şu nedenle AK Parti'ye oy verdi. Dediler ki işte adalet ve kalkınma sağlanacak. Yani ne? Üretim artacak, enflasyon düşecek, biz iş bulacağız. Aynı zamanda yaratılan bu gelir de adil bir şekilde topluma eşit bir şekilde dağıtılacak diye oy verildi. Ve en önemli proje neydi bir de onu da hatırlayalım. Avrupa Birliği'ne gireceğiz denildi. Ama 2013'ten sonra ne oldu? Avrupa Birliği Brüksel'e değil Şam'a girmeye çalıştık ama Şam'a da giremedik. En son Halep'te takıldık kaldık oradan da geriye geldik. Değerli arkadaşlarım bakın peki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünlerdeki e, beyanatları ne? Önemli beyanatları var yine özellikle yaptığı o finansal hatayla ilgili bence buradan çok önemli sinyaller çıkacak. Bakın kısaca kesitler olarak vereceğim size diyor ki Üretim ve refah noktasında katkı yapmasını beklediğimiz finansal sistem ekonomik faaliyetlerin tamamını domine eder hale gelmiştir. Yani burada sermayeden birazcık yakınma var ki büyük bir de kavga var. Yani işte bankalara deniliyor. Niye siz kredi vermiyorsunuz vesaire falan ve deniliyor. Diyor ki finans ekonomik sistemi değil, ekonomik sistem finansı besliyor, finansal sistemi besliyor. Çok doğru. Gerçekten doğru bir söz. Peki neden? Sakın bu üretimi unuttuğumuz için olmasın. Yani ne tarım ayakta, ne sanayi ayakta. 2009 yılında Amerikalılar krizden çıkmak için bastılar parayı. Türkiye'ye de girdi o para. Ne oldu? Sahte bir cennet yaşandı. Kurlar düştü. Kurlar düşünce biz üretimi unuttuk, değil mi? Ee, ne gerek var dedik imalat sanayinde üretmenin, patentler bulmanın, işte yeni yöntemler geliştirmenin, araştırmanın geliştirmenin. Çinliler yapıyor. Onlar aptal. Biz zekiyiz ya. Çinliler RG'yi yapıyor, malı üretiyor. Bizim yapmamıza gerek yok. Getir Çin'den, getir Almanya'dan değil mi? Tarım, tarımı da boş verin. E, ee, Şili'den ceviz getirelim, Rusya'dan buğday getirelim işte Bulgaristan'dan samanı getirelim. Nasıl olsa dolar dolu yani Türkiye ithal edebiliriz. İşte ama bakın burada işte ne oldu? Mevzu terse dönmeye başladı. Kurlar yukarı gittiğinde hep anlattım bunu. Ve Cumhurbaşkanımız devam ediyor. Diyor ki işte vaat edilenin aksine gelir dağılımının bozulduğunu gördük diyor. İşte bu çarpık yapının alternatifi İslami ekonomik ve finans modelidir. Faizin yerinde risk paylaşımının esası olduğu katılımcılığa bırakacağını önümüzdeki dönemde inanıyorum diyor. Şimdi gelelim neden Sayın Cumhurbaşkanı Kaybeder de İmamoğlu sürpriz yapar kazanır. Aslında sürprizle de değil değerli arkadaşlarım. Yani seçim sonuçlarına baktığımız zaman öyle bir günde iki günde seçmen karar vermiyor. Bir seçmen özellikle AKP seçmeni gibi muhafazakar bir seçmenin beyninde ve gönlünde kırılmaların olması için onun bir en azından 2-3 yıllık bir arka planının olması gerekiyor ki o arka planı yaşıyoruz şu an. Buradan gerçekten AKP'li yöneticilerin çok sıkı dersler çıkarması lazım. Bakın adım adım gidelim finanstaki hata neydi? Finanstaki hata Sayın Cumhurbaşkanı'nın cümlelerinde var aslında katılım bankacılığı diyor. Değerli arkadaşlarım, katılım bankacılığı örtülü faizle çalışan bir sistemdir. Bunun adını koyalım. Yani burada murabaha sistemi vardır ama bu murabaha sistemi yerine Sayın Cumhurbaşkanı İslami köklerinden dolayı bu bankacılık sisteminde ısrar edeceğine %100 temiz bir sistem olan sermaye piyasalarını ihya etme yolunu seçseydi inanın şu an Türkiye'deki hissizlik daha düşük olurdu. İnanın şu an COBİ'lerin kredi ihtiyacı daha düşük olurdu. Neden? Bakın sermaye piyasaları öyle katılım bankacılığı gibi örtülü faize dayanmaz. Yani orada faizin adı kar payı olmuş. Onu bir geçeceksiniz. Neden? Muraba sistemi çok kısaca anlatayım. Zaman gidiyor ama kusura bakmayın. Bunu da bilmek lazım. Ben bir firmayım. E, gidiyorum bankaya, katılım bankasına diyorum ki bana şu makina teçhizatı alır mısın? O da güya çok uzman bu konularda. Ben bilmiyorum o bul biliyor. En iyi e, fiyat nerededir? Gidiyor buluyor, araştırıyor. Ben bulamıyorum bu arada patron olarak. Yani üretimi ben yapıyorum. makinayı falan tanıyan manayan benim ama her neyse katılım bankası benden daha iyi biliyor. Gidiyor ucuza buluyor, getiriyor bana veriyor. Ben de ona taksitle ödüyorum. Değerli arkadaşlar bu faaliyetten dolayı benim katılım bankacılığına zaten bir kar payı ödemem lazım. E bu kar payı değil ki bu faiz bildiğiniz buz gibi faiz. Artı bir de patronlar bilirler an itibariyle kredi talebinin Tek gerekçesi makine teçhizat almak mı? Alakası yok. Kimse yatırım yapmıyor zaten. Borcu takla attırmak, işçinin parasını ödemek, vergiyi ödemek, işte diğer e, alacaklılara ödeme yapmak için kredi talep ediliyor. Şirketi döndürmek için. Dolayısıyla siz dünya üzerinde düşünebiliyor musunuz? Öyle bir yer var mı? Yani bana sıfır faizli kredi versin diye. Yok. Paranın daima bir maliyeti vardır. Çünkü birileri onu harcamadıysa, tuttuysa ve size borç veriyorsa bunun karşılığında sizden bir şey alacak. Yani ancak o böyle çok ideal bir sistemde. İşte ne bileyim hani güzellik kraliçelerinin temennileri olur ya işte dünyada savaş olmasın, çiçekler açsın, kuşlar ötsün falan. Öyle bir gün dünya olursa eğer orada sermayeden faiz alınmaz tabii ki. Ama bu sözümü yanlış anlamayın. Bir de tefecilik var. Aşırı derecede insanların kanını sömüren bir sistem var. Bu iğrenç bir sistem. Haliyle burada artık e, ekonomik e, mantık falan yok. Tamamen sömürü düzeni var. Bu apayrı bir olay. Dolayısıyla burada yani faizi savunuyorum gibi bir şey de aklınıza gelmesin. Böyle bir düşünceye de girmeyin. Kesinlikle aşırı tefeciliğe karşıyız ama iktisadi hayatın içindeki bankacılık sisteminin getirdiği faiz oranları ve bu faiz oranları da enflasyona göre şekillenir. Dolayısıyla bir hükümet faizi ortadan kaldırmak istiyorsa önce enflasyonu düşürür. Zaten o ülkede faiz kalmaz. Amerika'da var mı? Yok. Japonya'da var mı? Yok. Değerli arkadaşlarım bu Hristiyan ülkelerinde faiz yok. 0.0 bilmem kaç 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık Amerikan tahviline bakın. Japonya'ya gidin eksi faiz. Dolayısıyla İslami kökene ihtiyaç yok. Siz sadece Enflasyonu indirin yeter. İslami kökene ihtiyaç yok derken de İslamı ortadan kaldıralım demiyorum. Benim söylediğim sözleri de 180 derece tersinden almaya çalışan da bir grup var troll grubu. Onlara da sesleniyorum. İslamı ekonominin içine sokarak finansın içine sokarak cambazlıklar yaptırdığınız zaman yarın öbür gün e, İslami finans dediğimiz sistem ihtiyaçlara cevap vermediğinde İslam'a en büyük kötülüğü yapmış olursunuz. Dolayısıyla bakın, e, lafı e, çok fazla uzattım ama bunları da açıklamam gerekiyordu. Sermaye piyasaları geliştirilmesi gerekiyordu. Sermaye piyasaları geliştirilmediği için ne oldu? Kobiler gidiyorlar, bankalardan kredi alıyorlar. Oysa kobiler halka açılsalardı, haliyle ne olacaktı? Sıfır faizli krediyi halktan almış olacaklardı. Dolayısıyla ee, şu an COBİ'lerin daha az bir e, kredi talebi olacaktı. COBİ'ler batmamış olacaktı. Daha fazla işçi çalıştıracaklardı. İşsizlik bu kadar yüksek olmayacaktı. Bakın bir sermaye piyasaları ve kredi mekanizması dönüp bizim iş durumumuza dahi dokunuyor. İşte bu e, AKP'nin yaptığı önemli finansal hatalardan biridir ki diyorum. 2023 seçimlerinde işsizlik maliyeti nedeniyle kendilerine de bir şekilde e, olumsuz olarak geri dönecek. Diğer nokta gelir dağılımı bozuk diyor Sayın Cumhurbaşkanı genel olarak. E yani 2002'den beri iktidarda kim var? Bakın bunu halk soruyor. Bunu muhafazakarlar, AKP'nin içindeki muhafazakarlar bile soruyor. Ve İslam'ın emeği yücelten bir durumu var. Evet böyle bir model var. Bu bir gerçeklikse neden şu an biz kıdem tazminatını konuşuyoruz? Bunu da insanlar soruyor. Değerli arkadaşlarım bakın bu da son bir hatadır ki hani e, sermaye piyasalarına önem vermemek süregelen bir finansal hataydı. Bugün 20 milyon 4A, 4B ve 4C'li çalışan insan var. Bunların gelirleri çok düşük, borçluluk oranları çok yüksek. Bunların bir de kıdem tazminatlarının devlete ait fonlara aktarılması demek gerçekten 7 milyon tane Z kuşağı diyoruz 2023'te oy kullanacak bu çocuklar işsiz. 20 milyon tane de 4A, 4B, 4C'li var. E ne olacak arkadaşlar? 27 milyon etti şimdi huzursuz ettiğiniz seçmen sayısı. Yani bu sayıya bakarak İmamoğlu ile Erdoğan karşılaştığında ''Aa evet Erdoğan fark atacak mı?'' diyeceğiz. Tabii ki atamayacak arkadaşlar. Ben bunun aynısını yerel seçimlerden önce de dedim. Linçe uğradım ama benim dediğim çıktı. Çünkü dayandığım nokta kör bir AKP düşmanlığı değil. Tamamen veri bazlı gidiyorum değerli arkadaşlarım. Ve bakın AKP'nin içindeki muhafazakarlarda da kopuşlar var diyorum. Neden? İstanbul Ekonomi Araştırmadan Can Selçuk'i yeni bir rapor yayınladı. Diyor ki muhafazakarlar huzursuz. Ha ben şunu demiyorum muhafazakarlar koptu gitti AKP'yi terk etti yerle yeksan oldu. Ama bakın mevzu kopuşlara gidiyor 2023'e 3 yıl var. Çünkü AKP bu hataları düzeltecek adımlar dağıtmıyor. Ne diyor bakın raporda diyor ki Cumhurbaşkanlığı sistemi öncesinde verilen hiçbir vaat gerçek olmadı. Orada çok büyük vaat satıldı arkasında durulmadı. Brunson krizinden sonra aşağı giden bir grafik başladı. Çok büyük israf ve yolsuzluk hikayeleri ortaya çıktı. 31 Mart seçiminden sonra YSK'nın verdiği karar büyük etki yaptı. İşsizlik, gelir kaybı, hayat pahalılığı, hayat pahalılığı kendini gösterdi. Bunlar üst üste gelince muhafazakarlar bu iş ters gidiyor demeye başladı. Arkadaşlar muhafazakarlar şimdi bu iş ters gidiyor diyorsa ve bu iş 2021'de, 22'de tarımda ve imalatta reform yapmaya niyeti yok AKP'nin. Çünkü Berat Bey'den ben böyle bir şey duymadım. Gelir dağılımının düzeltilmesine ilişkin bir adım yok. Bütün bunlar da işte şu an bu iş ters gidiyor diyen muhafazakarları bile AKP'den kopartacak. Bakın çekirdekten bahsediyorum. Yani e, AKP şu an efendim %47-48 de işte muhafazakar kopar falan filan değil. Ben o %20'den bahsediyorum. %20 dağılmak üzere AKP'nin çekirdeği. Dolayısıyla arkadaşlar burada AKP'li yöneticilerin oturup bir düşünüp şapkalarını önüne koyup bir düşünmeleri lazım. Biz ne yapıyoruz, nerede yanlış yapıyoruz diye. Yoksa çok net bir gerçek var. İmamoğlu 2023'te silip süpürecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.